Ukrayna'da yaşanan şiddet olayları Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde. Avrupa Birliği'nin dış ilişkiler şefi Catherine Ashton, Perşembe günü Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarını Ukrayna gündemiyle acil toplanmaya çağırdı. Toplantıda şiddet olaylarında rolü olan Ukrayna hükümet yetkililerine yaptırım kararı çıkması yüksek bir ihtimal olarak görülüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Yanukovic'i telefonla arayarak eylemcilere yönelik güç kullanımını kınayan Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso da taraflara şiddeti sona erdirmeleri çağrısı yaptı. Fransa, Almanya ve Polonya Dışişleri Bakanları da son durumu yerinde görmek için Perşembe günü Kiev'e gidecek. Ortak basın toplantısı yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da yaptırım uyarısında bulundu. Hollande, şiddetten sorumlu olanlara yaptırım uygulanacağını söylerken, Merkel yalnız yaptırımların yeterli olmayacağını, hükümetle muhalifler arasında yapıcı bir diyaloğun da gerekli olduğunu söyledi. ABD cephesinden de açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı John Kerry, Avrupalı ortaklarıyla olası yaptırımlar konusunu görüştüklerini söylerken, Beyaz Saray sözcüsü, Ukrayna hükümetine bağımsızlık meydanından polisi çekmesi ve muhaliflerle ateşkes yapması çağrısında bulundu. Başkan Barack Obama'nın da gelişmeleri yakından izlediği vurgulandı. Bir çağrı da Papa'dan geldi. Kiev'deki gelişmeleri kaygıyla izlediğini söyleyen Papa 1. Francis, taraflara şiddete son vermeleri çağrısında bulundu. Moskova ise Ukrayna hükümetine desteğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexander Lukashevich, ülkedeki olayları zorla iktidarı ele geçirme teşebbüsü olarak niteledi. Avrupalı siyasilerin ve örgütlerin, Ukrayna muhalefeti içindeki radikal unsurların eylemlerinin sorumluluğunu almadıklarını savunan sözcü, muhalif liderleri tehdit ve ultimatum olmadan görüşme masasına oturmaya çağırdı.